Özellikle bir arkadaşımızı AK Parti'den gönderdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bize resmen bir teklif yapılmış oldu. Onunla da biz uzun uzun gene ülke meselelerini görüştük. Fikir farklılıklarının üzerinde biraz durduk. Bizim bu fikir farklılıklarına, politika farklılıklarına rağmen eğer burada bir değişiklik olmayacaksa böyle bir yerde bizim yer almamızın, bulunmamızın mümkün olmadığını söyledik. Yani aslında siz oraya girmeden bu fikre kapıları kapatmış mıydınız? Yoksa oturup konuştuktan sonra fikir terakkisinden sonra mı şöyle söyleyelim, olmayacak dediniz? Aslında biz her zaman her fikri açığız. Ancak bizim muhataplarımız kendileri başka fikirlere kapalıysa o zaman biz de onu görüyoruz. Yani kapalılar, müzakereye yanaşmıyorlar. Çünkü biz konuştuğumuz zaman kendi fikirlerimizi ortaya koyduk. Dış politikada yapılan yanlışlıkları ortaya koyduk. Ekonomi böyle gitmez. Siz mevcut bütün fabrikaları ortadan kaldırarak ekonomiyi güçlendiremezsiniz dedik. İşsizliği çözemezsiniz. Dış ticaret açığını böyle kapatamazsınız. Milli geliri sağlam temeller üzerine oturtamazsınız. Biz bunları, hukuk böyle olmaz. Biz bunların hepsini söyledik. Baktınız yani, o zaman ılımlı bir ortada buluşulacak bir ortam yok mu? Ama öyle bir ortam yok. Yani iktidar kendi bugüne kadar uyguladığı politikaları devam etmekte kararlı. Söylediniz mi bu fikrinizi Sayın Erdoğan'a? Dediniz mi? Yok, yani işte, ortada bile buluşacak. Şöyle yani kapıdan çıkarken Sayın Erdoğan'ın söylediği için yani ben o zaman söylediğim biz her teklifi açığız demiştim. Arkasından temsilciler gelip de bize bu fikri ilettikleri zaman o zaman dedik ki biz bu şekilde bir ittifakın içinde yer alamayız. Hatta ben sonradan bunu bir vebal olarak gördüğüm için de biz bu vebale ortak olamayız dedim ben. Çok açık ve net. Ben bunu bir vebal olarak görüyorum. Siz fabrikaları yıkarak işsizliğin önüne geçemezsiniz. Türkiye'yi kalkındıramazsınız. Tarımı başıboş bırakarak tarımı güçlendiremezsiniz. Nitekim bizim dediğimiz çıkıyor. Buğday ithal ediyoruz, et ithal ediyoruz, hayvan ithal ediyoruz. Açık süratli büyüyor, dolar yükseliyor, enflasyon artıyor. E şimdi bunlara deniyor ki dışarıdan bize komplo kuruluyor. Bazıları diyor ki bunlar komplonun neticesi değil. Ben de diyorum ki komplonun neticesi bile olsa iktidarın bu komplolara karşı tedbir alması icap eder. Onun için yani biz politikalarda uzlaşmadığımız için Cumhur İttifakı'nın içinde yer almamız mümkün değil. Onlar bize diyorlar ki gel buna teslim ol. Biz bunu yapamayız. Biz bu vebale bundan dolayı ortak olmayacağız dediniz. Seçim özenlisine sizinle ilgili soru yönelttiğimde kırgın mısınız dedim katılmadığı için ittifaka. Niye kırgın olayım ki, onların kilosu zaten belli dedi. Evet. Ve daha da fazla bu sohbeti evet, üzerine devam ettirmek istemedi. Evet. Siz kırıldınız mı bu cevabı acaba? Yok. Ben yani bir ağır siklet hafif siklet güreşine girmedik. Onun için herkesin kilosu kendi vücut hacmiyle ilgili değil. Buradaki mesele fikirler. Buradaki mesele oy potansiyeli de değil. Biz seçimden çok düşük bir oyla çıksak ama bizim fikirlerimiz doğruysa biz burada yenildik demeyiz ki. Seçimi kaybettik deriz. Ayrı bir. Yanlışta ısrar etmek esas yanlış olan budur. Onun için bir konuyu hiç tartışma ortamına getirmeden neden bizim hayır dediğimizi ortaya koymadan Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle demesini ben garipsedim. Çünkü biz kilometresine değil, meselesine değil, politikalar üzerinde konuşuyoruz. Yani size çok daha garip bir şey söyleyeyim. Yani buraya girer mi girmez mi bilmem ama yedi vefat etti meşhur fizikçi. Konuşamayan bir insan. Hareket edemeyen bir insan. Ama herkes onun fikrine itibar ediyordu. Kilosuna değil, tabii, konuşamamasına fikirleri değil. Onun fikirlerine bakıyordu ilmi sahada. Şimdi siz yani el kol hareketlerinizi yapamıyorsunuz diye fikirleriniz de zayıftır demek isabetli olmaz sözün kısası.
bir yanda taban olarak ve geçmiş olarak birçok ortaklığınız var aslında Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti ile yakın olduğunuz bir dönem oldu. Öte yandan da tercihte bulunduğunuz Millet İttifakı'na baktığımızda içerisinde işte iktidar kanadı ve MHP beş benzemezler diyor. Peki nedir sizi bir arada tutan Millet İttifakı'ndaki diğer partilerle? Yani İYİ Parti, çok güzel CHP. Bir soru oldu bu. Çünkü bir defa bugünkü arkadaşların biz milli görüşçüyüz demelerinde kimsenin itibar etmesi mümkün değil. Milli görüşün tek bir tane uyguladıkları prensibi varsa söylesinler. Biz de diyelim ki ya en azından burada kendilerini yakalayıp üzerine gidebiliriz. Yok. Ne ekonomide, ne dış politikada, ne eğitimde, ne davranışta, hiçbir yerde bizim arkadaşlarımızla bir ortak tarafımız kalmadı. Ancak bunu biz koymadık. Biz milli görüşü esas Türk siyasetine getiren Sayın Erbakan'dır. Biz Erbakan hocamızdan aldığımız bu ne diyelim fikirlerle şu ana kadar geldik ve bunu elbette geliştiriyoruz. Zaman içinde bu fikirlerin terennüm edilmesi, ortaya konması biraz daha farklı kelimelerle olabilir ama ana gövde sapsağlam duruyor. Onun için biz mesela adalete önem veririz. Biz, ama kendi tabanınızdan da ve AK Parti ile aslında kemik seçmenden de size yönelik sert tepkiler var. Şöyle yaptığınız tabii, bu şöyle. Bugün arkadaşlarımızdan bir kısmı biraz güç sendromuna yakalandılar. Güçlünün yanında olmayı tercih ediyorlar. Doğrunun değil. Bakın benim karşılaştığım birçok insan var. Haklısın diyor. Bütün bunlar yanlış. Ama da gene de beraber olmalıyız. Hop. İşte bu dediklerini ben o zaman kabul edemiyorum. Yanlışı görüyor. Bu yapılanlar yanlıştır diyor. Dış politikadaki yanlışı görüyor. Ekonomideki yanlışı görüyor. Eğitimdeki, adalet anlayışındaki. Bunları görüyor. Ama diyor ki şu anda biz buna rağmen beraber olmalı. Ben niye yanlışla onlarla beraber olayım? Müzik